Haftanın ürünü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. Bu haftanın ürünü olarak Surface seçtik. Surface geçtiğimiz yaz tanıtılmıştı ve Microsoft bu ürünü Windows 8'in referans tableti olarak nitelendirmişti. 26 Ekim tarihinde Windows 8 ile birlikte aynı anda piyasaya çıkan Surface'in ilk etapta Windows RT tabanlı versiyonu Surface RT piyasaya sürüldü. Windows 8 Pro barındıran Surface Pro'nun ise ilerleyen haftalarda piyasaya çıkması bekleniyor. Görmüş olduğunuz Windows RT tabanlı Surface RT'de ise Nvidia Tegra 3 işlemci var, yani ARM tabanlı bir işlemci kullanılmakta. Bunun yanı sıra 10.6 inçlik 1366x768 piksel çözünürlüklü ClearType HD ekranda Surface RT'de bulunmakta. 2 GB RAM, bunun yanı sıra Wi-Fi ve Bluetooth desteği de Surface RT'nin barındırdığı temel nitelikler arasında. Surface RT'nin 32 GB ve 64 GB'lık iki farklı versiyonu bulunmakta. Elimizdeki versiyon 32 GB'lık versiyon. MicroSD kart yuvası sayesinde 32 GB'ı daha da yükseltmek mümkün. O yuva 32 GB'a kadar destek sunmakta. Aynı zamanda Surface'de bulunan USB 2.0 portu sayesinde depolama alanını biraz daha arttırmak, tablete harici diskeye USB parmak bellekle bağlamak mümkün. Görmüş olduğunuz gibi Windows RT işletim sistemiyle geliyor Surface RT ve karşınızda Windows 8'in sunmuş olduğu geleneksel başlat ekranı karşımıza çıkmakta. Bu geleneksel başlat ekranında görmüş olduğunuz gibi Lifestyle adı verilen canlı bloklar var. Bu bloklar hem birer kısa yol hem de birer üzerinde gerçek zamanlı bilgilerin aktığı kutucuklar işlemini görmekte. Görmüş olduğunuz gibi parmaklarınızla sağa sola doğru kaydırarak bu başlat arayüzü içerisinde gezinebilirsiniz. Windows 8'in bir özelliği de dokunmatik hareketlerin fazlasıyla kullanılmış olması. Alttan ve üstten parmağınızı sürdüğünüzde çeşitli unsurlar karşınıza çıkmakta görmüş olduğunuz gibi. Ve özellikle Windows 8'i iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız bu çoklu dokunmatik hareketleri öğrenmeniz yerinde olacaktır. Windows 8 ile birlikte biliyorsunuz Windows mağazalarında verilen bir uygulama mağazası da kullanıma sunuldu. Şu anda Türkçe içerik bakımından pek zengin değil, ancak Türkçe uygulama sayıları da yavaş yavaş artmakta, bunu söylemek gerek. Buradan Surface'e birçok uygulamayı indirmek ve kullanmak mümkün. Windows RT'de aslında geleneksel Windows uygulamaları, masaüstü uygulamaları desteklenmemekte. Yani Intel tabanlı işlemciler özel olarak yazılmış olan uygulamalar Windows RT'de çalışmamakta. Ancak Microsoft Windows RT'ye de bir geleneksel masaüstü eklemiş durumda. Bu geleneksel masaüstü üzerinden Internet Explorer'ın masaüstü versiyonunu çalıştırmak mümkün. Aynı zamanda Office 2013 yazılımının ön izleme versiyonu da Surface RT'de yüklü gelmekte. Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarının 2013 versiyonlarının ön izleme sürümleri Surface RT'de karşımıza çıkmakta. Surface RT'nin bir özelliği de görmüş olduğunuz gibi Touch Color adı verilen veya Type Color adı verilen kılıflarla birlikte sunulması. Opsiyon olarak sahip olunan bu kılıflar sayesinde Surface'i bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmak mümkün. Elimizde görmüş olduğunuz gibi dokunmatik klavye barındıran Touch Color kılıf bulunmakta. Bu kılıf manyetik kuvvet yardımıyla Surface'e tutunuyor ve kapağını kapattığınızda Surface'i ekranı korunaklı bir şekilde istediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Kullanmak istediğinizde kapağını kaldırıyorsunuz, ekran uyanıyor ve arkasında bulunan, Surface'in arkasında bulunan menteşeli ayağı kaldırarak Surface'in bir yüzey üzerinde düzgün bir şekilde durmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde bir kullanımda Surface'in bir dizüstü bilgisayar deneyimini yaşattığını söylemek gerek. Surface ile ilgili daha fazla detayı bu hafta içerisinde yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. O incelemede Surface'in donanım özelliklerini, bunun yanı sıra Windows 8'in sunduğu kullanıcı deneyimi de ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarma fırsatı yakalayacağız. Haftanın ürünü bu haftalıkta sonuna geldik. Gelecek hafta yepyeni bir üründe görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.